Merhaba arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir uygulama tanıtacağım. Bu bir NES emülatörü. Yani Nintendo oyunları var içinde. 120 adet. Bu uygulamayı bulmak için yaklaşık 35-40 tane uygulama denedim. Çok güzel bir uygulama. Diğerlerinde 1001 falan filan yazıyor. Ama gerçekte 15 tane oyun var. Bunda gerçek 120 tane oyun var arkadaşlar. 1980-1995 yılları arasında çıkan bütün Atari oyunları mevcut. Ya hepsi olmasa bile %95'i mevcut. Peki bu uygulamayı nerede indireceğiz? Bu uygulamayı Google Market'te indiriyoruz. Şimdi uygulamanın içine girelim. Minik bir görselini göstereyim. Ondan sonra nerede indireceğimizi göstereyim. Uygulama bu arkadaşlar. Uygulamada neler var? Yok yok. 120 tane oyun var. Super Mario serileri, Contra serileri, Mega Man serileri, Pokemon, Doktor Mario, Ninja Kaplumbağalar, Snow Bros. Yani aradığınız bütün oyunlar bu içinde mevcut. Şimdi bundan çıkıyoruz. Google Play'e giriyoruz. Play Store'a X, NES, Game Box yazıyoruz. Uygulama bu arkadaşlar. 25 MB. Yani 25 MB içinde 120 tane oyun var. Hepsi kurulu vaziyette. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben de kurulu. Bunu başlatıyorum. İnterneti kapatalım tekrar. Gördüğünüz gibi. Şimdi en baştan başlayalım. Mesela Contra'dan başlayalım. Alt seriden. Bunu Start'a başlatıyoruz. B'ye falan basmaya gerek yok. Start'a direkt başlatıyoruz bunu. Ben kontrolü çok seviyorum arkadaşlar. Bu bende kartuşlu bir Atari vardı. Atari'de oynuyordum bunu. Birkaç tane daha oyun vardı bunun benzeri. Yani bu oyun çok eski bir oyun. Zaten en çok sattıran oyun mudur yani bu Atari'leri. Bunun ayarlarını göstereyim size. Şuradan çıkıyoruz. Bu oyundan çıktığınız zaman tekrar girerseniz oyun aynı yerden devam ediyor. Oyun kaydetmenize gerek yok. Oyun resetlemeniz gerekiyor. Resetlerseniz siliyor. Yani oyun komple siliyor. Resetlemezseniz oyuna tekrar girerseniz uygulama aynı yerden devam ediyor. Bunun böyle bir güzelliği var. Exit'ten çıkıyoruz. Mesela çok garip oyunlar var bunun içinde. Street Fighter 3 diye bir oyun var. Atari salonlarındaki Street Fighter'ın çakması gibi bir şey arkadaşlar. Onlar baz alınarak yapılmış. Çok garip bir oyun. İki düğmeli oynuyorsunuz mesela. Ama bayağı bir uyduru Street Fighter'ı. Yani evde oynanması için mobil versiyonu gibi bir şey yapılmış. Atari salonu makinesini getiremeyeceğimize göre o zamana uygun bir şey yapılmış. Gerçekten çok garip oyun arkadaşlar. Şundan çıkalım. Mesela neler var? Doktor Mario var. Bulunmayan oyunlar da var bunun içinde. Emülatörlerde bulamayacağız bütün oyunları. Bu içine gömmüş arkadaş. Hangi arkadaş yaptıysa Ninja Gaiden var. Mesela bu oyun da güzel. Hakikaten çok başarılı bir uygulama olmuş. Ben bunu çok beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Exit'ten çıkalım. Batman var mesela, Superman var. Yani gerekli bütün oyunları uygulama içinde yüklü arkadaşlar. Çok farklı oyunlar var. Transformers var. Kaptan Tsubasa var. Yani arayıp bulamayacağız bütün oyunlar bunun içinde. Uygulamanın bir güzelliği hiçbir şey yapmıyorsunuz uygulamaya. Hepsi içinde yani.
Gerilla var. Bu oyunu da biliyorum. Oyun üstten görünüşte. Kuş bakışı görüyoruz. Bu şekilde bu oyun. Bu oyunlar zamanında çok iyi oyunlar arkadaşlar. Zaten bunları oyunları hayranları bilir. Benim anlatmama gerek yok. Başka neler var? Mega Man serisi var. Mega Man serisi de çok tutan bir seri. Zaten denemişim. Olduğu yerde kalmış. Super Mario Bros var. Super Mario Bros'un 4 serisini yapmışlar. 4 adet oyunu koymuşlar. Gerçekten çok iyi olmuş. En tutan oyunları atmışlar içine. Snow Bros atmışlar. Chip and Dale var. Dale 1, 2 var. Pac-Man var. Pac-Man serisi var. Prince of Persia var mesela içinde. Bu Prince of Persia da çok efsane bir oyun. Bu zamanın çok iyi bir oyun arkadaşlar. Farklı içinde bulmacalar barındıran bir oyun. Biraz saksıyı çalıştırmak gerekiyor bu oyunu oynamak için. Double Dragon var içinde. Double Dragon 2 var. Arkadaşlar bu Atari oyunlarına meraklıysanız bu uygulamayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Google Play'de, Play Store'da bulabileceğiniz en iyi Atari uygulaması bu. Ben hepsini denedim. Teker teker baktım. Çok saçma sapan şeyler oluyor. Oyundan atıyor. Donuyor, monuyor. Ayar yapamıyorsunuz. Bu uygulama gerçekten kusursuza yakın. Çok nadir ufak tefek hataları var ama bu iyi yani. Bayağı bir iyi. Şimdi şundan çıkalım. Mesela Terminator var. Terminator 2. Bu oyun da güzel. Startla başlatalım şunu. Şimdi nasıl ayar yapacağınızı göstereceğim. Bu ikonları ufaltıp küçültebiliyorsunuz, saydamlaştırabiliyorsunuz. Ekranda 16:9 formatına çekebiliyorsunuz. Daha zevkli oynayacaksınız. Dediğim ayarları yaparsanız. Evet, Terminator başladı. Bu oyun da çok güzel bir oyun. Şimdi gördüğünüz gibi yanlarda boşluklar var. Bu emülatörün ekran ayarlarını nasıl yapıyoruz? Buton ayarlarını nasıl yapıyoruz? Şimdi onu göstereceğim. Sağda yukarıda 3 nokta işareti olana basıyoruz. Bu ayarlar menüsü. Game Settings'e basıyoruz. Girdik. General Preference yazıyor. Buna basıyoruz. Emülasyon kalitesi height'ta zaten. Bunu ayarlamanıza gerek yok. Layout Control Layout dediği tuşa basarsak bundan istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Büyütebiliyoruz. Sağa sola alabiliyoruz. İstediğimiz yere atabiliyoruz. Atayabiliyoruz. Bundan çıkalım. Bu buton ayarlarıydı. Full screen'e basarsanız bu tam ekran boyutuna geçiyor. 16:9'a geçiyor. Dynamic Depth Pet'e de basıyorsunuz. Bu da sağ sol butonunu istediğiniz yerden kullanabiliyorsunuz. Yani üstüne basmanıza gerek yok. Ekranın herhangi bölgesinden kontrol edebiliyorsunuz. Vibrasyon dediği titreşim. Bunu sizin bağlı. Opacity dediği de tuşların netliği. Bunu düşürürseniz ekranda çok fazla gözünüzü almıyor. Bunu da %48 yapalım. Bakalım oyun nasıl oldu? Tekrar aynı yerden devam edelim. Gördüğünüz gibi 16:9 formatına geçti. Şu an dinamik pad olduğu için bak istediğimiz yerde oynayabiliyoruz. Çok daha akıcı oynayabiliyoruz. Şu
Şu an emülatör çok harika bir konuma geldi arkadaşlar. Hiç takılma kasma yapmadan oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu emülatörü tanıttım. Geri size kalmış. İndirin. İstediğiniz kadar oynayın arkadaşlar. Herkese eğlenceler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.